Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli Müziğin Doğru Adresi'nden bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Yepyeni bir Beş Çayı'nda da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sonunu renklendirecek bomba gibi bir şarkıyla müzik marketlerdeki yerini almış genç ve başarılı isimlerimizden, gelecek vadeden isimlerden de bir tanesi aynı zamanda Sony Müzik etiketiyle Ateş Ediyor adlı single'ıyla sevenleriyle buluştu. Can Kızıltuğ bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Benim ilk dinlediğimde vurulduğum şarkı sayısı azdır ama Ateş Ediyor onlardan bir tanesi. Bundan evvelki müzik serüvenini de dinleyicilerimize aktaralım istiyorum illaki ama Ateş Ediyor hikayesiyle başlayalım dilersen. Nasıl girdi hayatına, nasıl bu yola çıktı? Nasıl girdi Ateş Ediyor hayatıma? Atiye ile Maazallah düetini yaptıktan sonra Sony Müzik olarak. Ateş Ediyor şarkısını aramaya başladık. İşte bir single çıkışı yapmam lazımdı. Ateş Ediyor söz müzik Murat Güneş'e ait. Altyapısı Catwork'e ait, düzenlemesi. Klibi de Müjdat Küpşü ve Bener Hamamcı ile beraber çektik. Son derece de keyifli bir klip. Dilersen klipten biraz bahsedelim. Dediğim gibi işte Müjdat Küpşü ve Bener Hamamcı ile beraber, stil danışmanı Bener Hamamcı ile yaptık, yönetmenim Müjdat Küpşü'ydü. Çok keyifli, çok güzel bir iş oldu. Öyle, o kadar. Nerelerde çalıştınız, nerede çektiniz? Nerede çektik klibi? Esentepe'de bir stüdyoda çektik. Evet. Yine şarkının ruhunu taşıyan, ateş eden görüntülere sahip. Dinleyicilerimiz YouTube üzerinden dinleyebilirler şarkıyı Vevo kanalından. Ama biz şimdi melodileri aktaralım istiyorum. Ateş Ediyor Can yorumuyla radyolarımıza konuk olacak. Sonrasında biz yine buradayız. Ateş ediyor.
Ateş Ediyor Can Kızıldoğu yorumuyla radyolarınızdaydı. Doyamayanlar için ilerleyen dakikalarda bir kez daha yayınlayacağımızı hatırlatalım. Bizden ayrılmayın ve sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can'ın müzikal yolculuğunun ilk adımı Ateş Ediyor ama bizim duyduğumuz ilk adımı aslında. İzmir'den başlayan bir de serüven var. O yılları dönüp şöyle kısaca özetleyecek olursak nasıl başladı müzik senin hayatında? Nasıl başladım? Ben zaten müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Annem babam TRT'de ses sanatçısı, kadrolu çalışanlar. Ben müzikle beraber büyüdüğüm için ben de lise hayatıma Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Işılay Saygın'da devam ettim. Orada müzik bölümünden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da tiyatro okumaya karar verdim. Oradan da biraz kendimi doldurayım istedim. Tiyatroda okumak istedim. Şu an son sınıf öğrencisiyim. Bir yandan da müzik yapmaya devam ediyorum. Sonraki süreçte de yine Sony Müzik etiketiyle Atiye ile keyifli bir düet vardı hayatında. O nasıl gerçekleşti? İstanbul'a geldiğimde ben bir arkadaşım vasıtasıyla menajerim Onur Özışık'la tanıştım. O da o dönemde Sony Müzik etiketi altında. Atiye ile Maazallah projesi üzerine konuşuyorlardı. Bir şekilde benim bu projeye dahil olabilme fikrim gelişti. Öyle olunca da Atiye de kabul edince bir anda kendimi Maazallah'ta buldum. Gayet güzel ve başarılı çalışmalardan biri olmuştu o da. Dinleyicilerimizi hatırlatmak maksadıyla bir onu da yayınlayalım. Maazallah gelsin. Sonrasında sohbetimiz Küpe FM'de devam ediyor olacak. Bakışlar, kor gibi yanışlar, yıkılmış gönlüm ne adaklara dar. Boşuna kaçışlar, sel gibi yaşlar, çileli ömrümde dolu sayfalar. Daha dur, hak yazarsa olur. Hem kol hem de bu.
Maazallah Atiye düetiyle, Can Kuzulto yorumuyla, birliktelikleriyle radyolarımıza konuk oldu. Ateş Ediyor'u da az önce dinledik. Birazdan tekrar dinleteceğimizi de söyledik. Ateş Ediyor dinleyicilerinin solo olarak seni ilk tanıdığı şarkı. Bundan sonra da mutlaka yeni projeler olacak. Belki onlardan da bahsederiz. Yeni single, yeni albüm gelecek mi, gelmeyecek mi? Ama bir de video klibinden de bahsettik. O da YouTube'da hızla ilerliyor. YouTube deyince artık medya, biraz da sosyal medya ve YouTube kanalları oldukça popülerleşmeye, ilgi çekmeye başladı. Senin de böyle projelerin olduğunu biliyorum. Bir YouTube kanalıyla sevenlerinle buluşacaksın. Ondan biraz bahsedelim. Neler olacak içerisinde? Eski şarkıları daha deneysel bir şekilde, daha modern altyapılarla beraber elektronik müzikle birleştirip eski şarkıları coverlar yapmayı düşünüyorum YouTube için. Öyle daha deneysel projelerim üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda ikinci single'ım üzerine de çalışmalarım devam ediyor. Onda isimler belirlenmeye başladı mı yavaş yavaş, kimlerle çalışacaksın? Ya da sürpriz mi şimdi? Evet, şimdilik sürpriz onlar. O zaman biz de merakla dinlemeye, beklemeye devam edeceğiz. Keyifle de yayınlamaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonlarına yaklaşıyoruz ama canlı programlar, dinleyicilerle birebir buluşacağın sahneler de olacaktır ilerleyen süreçte. Belki bu promosyon sürecinde olmaz ama sosyal medya hesaplarını dilersen hatırlatalım. Oradan takip eden dinleyicilerimiz bu gibi gelişmeleri de takip edeceklerdir. Nerelerden ulaşabilirler sana? Sosyal medya hesaplarıma Can Kiziltuk, @CanKiziltuk yazarak ulaşabilirler. Her yerde bulabiliyorlar herhalde. Çok güzel. Dediğim gibi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İşte inşallah Trakya bölgesinde de ağırlarız ilerleyen günlerde. Can Kızıltuğ'u ilgiyle takip etmeye, sosyal medya hesaplarından da, gelecek YouTube kanalından da takip etmeye ve dinleyicilerimize aktarmaya biz Küpe FM ailesi olarak devam edeceğiz. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama az önce belirttiğim gibi bomba gibi bir şarkı Ateş Ediyor. Bir kez daha radyolarınıza konuk olurken biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki Beşçeyli'de buluşuncaya kadar hoşçakalın. Gece her gece dile geliyor o gözlerin, bana bakmıyor
sanki ateş ediyor, ateş ediyor. Çok hayalim var senle ilgili, her gece her gece dile geliyor. O gözlerin bana bakmıyor sanki, ateş ediyor, ateş ediyor. Ateş ediyor, ateş ediyor. Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.